Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimde size yüzde problemlerini anlatacağım. Sevgili arkadaşlar, yüzde problemleri biliyorsunuz ki bizim için çok önemli bir problem. Bu problem her sene her sınavda soruluyor. Bu problemin de kendine özgü kısa yolları var arkadaşlar. Fakat bu kısa yollar kullanılmadan hep uzun yollar üzerinde anlatılıyor. Geçen sene 2019 yılında sorulan soruları incelediğim zaman TYT'de 3-4 tane yüzde problemi hep aynı şekilde sorulmuş. Belli bir sistematik içine sorulmuş sevgili arkadaşlar. Fakat bu sistematiği kavramayan öğrenci sınavda zaman soru yüzünden yetiştiremeyebilir. Ben şimdi bu videomda yüzde problemlerinde kendi kitabımdan sorularla ve MEP kazanımdan aldığım sorularla arkadaşlar dersimi yapacağım. Ve bu videoda kısa yolları da göstereceğim. Yeni nesil soruların nasıl sorulduğunu, nasıl türetildiğini, esprilerinin ne olduğunu da göstereceğim sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz çok yakında çıkacak olan kitabımda birçok kısa yol vesaire hepsi var. Zaten bu videoda anlayacaksınız. Şimdi sevgili arkadaşlar. Beni büyük bir dikkatle seyredin. Kestirme yollarının ne kadar çok işe yaradığını göreceksiniz. Sizin yüzde problemleri konusuna ait tüm sorunlarınızı bu videoda halledelim. Kolay soru diye sakın dinlememezlik yapmayın. Bu videodaki çözüm sorularının PDF'sini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Kolay soru diye asla dinlememezlik yapmayın. Çünkü ben size farklı tekniklerle göstereceğim. Bakın bu soruyu şimdi iki teknikle beraber çözeceğiz. Şimdi bir kolide bardakların %4'ü kırılmıştır. Geriye kalan sağlam bardakların sayısı 144 olduğuna göre kırılan bardak sayısı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar bakınız. Birinci yöntem şu. Burada bir kere 100x bardak olsun. Bakın bu en çok kullanılan yöntemlerden birisi. Ama ben bunun kestirmesini göstereceğim size bugün. 100x bardağın %4'ü. Bakın 100x'in %4'ü kırılırsa bakın yüzde bu iki sıfır gidiyor. Ne geldi arkadaşlar? 4x geldi. 4x kırılırsa geriye ne kalıyor? 96x kalıyor. Ve bu 96x kaça eşitmiş? 144'e eşitmiş. Çünkü diyor ki geriye kalan sağlam bardakların sayısı 144 olduğuna göre diyor. Şimdi burada her iki tarafı da 96'ya böleceğiz. Ve buradan arkadaşlar 12 ile sadeleştirelim. Hatta 24 ile sadeleştirelim. 6, 24 ile sadeleştirelim. 4, x eşittir. 3 bölü 2 geliyor. Peki bana neyi soruyor? Kırılan bardak sayısını 4x'i soruyor. X'i 3 bölü 2 bulduğum için x'i yerine yazayım. 4 çarpı 3 bölü 2 diyeyim. 4 kere 3, 12, 2'ye bölün 6 oluyor. 4 kere 3, 12, 2'ye bölün 6 oluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, hocam bu bir kullandığımız yöntem. Peki sizin önerdiğiniz yöntem ne? Bakın. Sistematiğe dikkat edin. %4'ü kırılırsa geriye ne kalmıştır arkadaşlar? %96 kalmıştır. Şuradaki 144'ü ters işlem yapacağız. 96 parçaya bölün, yüzde çarpın. Bakın burada ne yaptım? Bu geriye kalan %96'lık kısım neye eşit? Bakın %96, 144'e eşit değil mi? 144'ü 96 parçaya bölüyorum. Bir parçaya buluyorum. Yüzle çarpıyorum. Tamamına gidiyorum. Ve buradan tüm bardak sayısını buluyorum. İşte arkadaşlar. Geçen seneki TYT sorularını açın. Bunu içeren 3 tane soru olduğunu göreceksiniz. 3 tane. 24 ile sadeleştirin. 6. 24'e bölün. 4. 100'ü 4'e bölün. 25. 25 kere 6. 150. Demek ki bardak sayısı kaçmış? 150. Bunun ne kadarı kırılmış arkadaşlar? %4. 150 çarpı %4. Bu da ne yapar? 600 bölü 100'den 6 gelir. Bana kalırsa arkadaşlar şu kısa yolu bence benimsemelisiniz. Bu videoda birçok şeyi detayı dikkate alacağım. Çözümlü PDF'yi de bırakacağım arkadaşlar. İnşallah. Ama bu PDF'yi kesinlikle bırakacağım. Bunları öğrendim. Önerilerinizi dikkate alıyorum. Şimdi bir mağazada satılan gömleğin fiyatı ceketin fiyatının %40 eksiği, pantolonun fiyatı ise gömleğin fiyatının %10 fazlasıdır. Bu mağazada ceketin fiyatı 150 lira olduğuna göre pantolonun fiyatı kaç liradır? Şimdi sevgili arkadaşlar. Gömlek var. Gömlek var. Ceket var. Ve pantolon var. Dikkat edin. Şimdi burada. Gömleğin fiyatı ceketin fiyatının %40 eksiği. Şimdi ceketin fiyatına ne diyelim mesela? 100C diyelim. Tamam mı? Burada yüzde problemlerinde 100 üzerinden gideceğiz. Gömleğin fiyatı ne olur? %40 eksi 60C olur. Tamam mı? Hani %40 eksi bu 100C'nin %40'ı 40C. 40C çıkan 60C. Pantolonun fiyatı ise gömleğin fiyatının %10 fazlasıdır. Şimdi mesela bakın buradaki bir kısa yol göstereceğim ama çok kafanızı da karıştırmak istemiyorum.
Şimdi pantolonun fiyatı bunun %10 fazlası ya. Mesela örnek veriyorum, ne yapıyoruz normalde? 60 C'nin %10'unu buluyoruz, değil mi? Diyoruz ki işte sıfırla gitti, sıfırla gitti. 6 C. 6 C'ye ekliyoruz, ne diyoruz? 66 C diyoruz, değil mi sevgili arkadaşlar? Bakın ben size burada bir şey diyeceğim. Gömleğin fiyatını %10 fazlasıdır diyor ya. O zaman gömleğin fiyatını %110 ile çarpın direkt. %110 ile çarpın arkadaşlar. Çünkü %110 katına çıkar. %10 fazlası. 0, 0, 0, 0. Ne geldi? 66C geldi. İşlem kısaltıyorum burada. Bunu daha önceki yüzde problemleri videomda daha detaylı anlatmıştım. Şimdi bunları söyledikten sonra diyor ki bu mağazada ceketin fiyatı 150 lira. Şimdi aslında ceket üzerinden de hareket edebilirmişiz. Ama ben 100 üzerine hareket ettim. 100C eşittir 150 ise hem denklem kurmayı öğreniyoruz arkadaşlar. Bunlar gider. Bununla da bu gider. C eşittir ne geldi? 5 ile sadeleştirin. 3 bölü 2 geldi. Bana diyor ki pantolonun fiyatı kaç liradır? Pantolonun fiyatı neydi arkadaşlar? 66C mi? 66 çarpı 3 bölü 2. Doğru mu? 66'yı 2'ye bölün. 33. 33'te de 3'ü çarpın. Ne oldu? 99 oldu. Onu sonra çözelim arkadaşlar. Fiyatı 250 lira olan bir elbise sezonun sonunda 150 liraya satıldığına göre elbisenin fiyatına yüzde kaç indirim yapılmıştır? Şimdi fiyatı ne kadar? 250. Bakın her zaman buraya maliyeti veya kıyas, yani buna göre kıyaslanıyor ya, kıyas durumu yazacaksınız. Yukarıya da farkı yazacaksınız, tamam mı? Fark da yukarı yazılacak. Şimdi burada ne kadar fark var? 250 liradan 150 liraya düşüyor. Fark ne kadar? 100 lira. Peki ürünün ilk durumdaki, bakın buna göre değil mi, hani indirim buna göre yapılıyor. 250 lira da 100 lira yapıyor. Sıfırla sıfır gidiyor. 4 ile genişletin, hani yüzde kaç olduğunu bulmak için 4 kere 10 40 yapar. 4 kere 25 100 yapar. Demek ki arkadaşlar %40 indirim yapılmıştır. Yani bu tür sorularda her zaman paydaya maliyeti yazacağız. Yukarıya da farkı yazacağız. İşte arkadaşlar bakın şu soruda benim size anlattığım bu kısa yolun ne kadar işe yaradığını göreceksiniz. P liraya aldığım malı %10 karla 55 liraya. Bakın lütfen beni dikkatle dinleyin. %10 karla 55 liraya. Sevgili arkadaşlarım bakın burada 100x diyerek vesaire de çözülebilir. Fakat ben sizden şunu istiyorum. Bakın şu başlangıçtaki duruma nasıl getireceğiz? Bu %10 karlı durumu 50 mi 5 mi? O zaman arkadaşlar bakın 55'i 110'a bölüp 100 ile çarpacaksınız. Çünkü niye? %10 karlı ne demek? %100'ün üstüne %10 eklemiş demek. Yani %110 olmuş demek. %110 olmuş hali 55 ya. Sen 55'i 110'a böleceksin, 100 ile çarpacaksın. Sistematiğimiz bu. 0 ile 0 gitti. 55'i 11'e bölün 5. 5 kere 50. 5 kere 10 50 arkadaşlar. Bak ne kadar kolaylaştı. Ne kadar kolaylaştı. Devam ediyorum. T liraya aldığım malı %5 zararla 95 lira. Tamam 100 lira olduğunu görüyorum ama ben burada kalıbı öğretmek istiyorum size. %5 zararla. Kaça satıyor? 95'e. Bunu nasıl bulacağım? Yine söylüyorum arkadaşlar. %5 zararlı hali ne demek? %100'den %5'in çıkmış hali. Yani %95 değil mi? %95'lik hali 95'miş. O zaman 95'i 95'e bölüp 100'e çarpacağım. Buradan ne geldi? 100 lira geldi. Demek ki o zaman neymiş arkadaşlar? 100 liraymış. Buna dikkat edelim. O zaman P ne oldu? 50. T ne oldu? 100. Hangisi doğrudur diyor. Bakın P T'ye mi eşit? P 2 T'ye mi eşit? P küçüktür T mi? Bir kere P 2 T'ye eşit değil arkadaşlar. T 2 P'ye eşit. P büyüktür T doğrudur mu? O da değil. P küçüktür T'dir. Çünkü niye 50 küçüktür 100 olmalı. İşte bu kısa yolu benimseyin arkadaşlar. Bak çok faydasını görürsünüz. Sınavda inanılmaz size katkısı olur. Şimdi ben hepsini çözeceğim tabii arkadaşlar. Bunlar, bakın mesela şu soru benim kitabımdan. Emrullah benim değer verdiğim bir öğrenci. Şu da benim kitabımdan bir soru. Yekdumat da bu benim kitaptan. Şimdi mesela size şurada da, bu da mesela benim kitabımdan bir soru.
Bir galerici 60.000 TL'ye aldığı bir otomobilin satış fiyatını %30 kar ile belirlemiştir. Daha sonra galerici bu otomobile satış fiyatı üzerinden %40 indirim yapmış ve bu otomobilin satışından zarar etmiştir. Galericinin bu otomobilin satışından yüzde kaç zarar ettiğini bulmak için bir kişi aşağıdaki işlemlerden hangisini hesaplamalıdır? Sevgili arkadaşlar, yeni nesil problemlerin kalıplarını şıklarda verdim. Yani iyice otursun mantığı diye. Amacım nedir? Mantığını oturtmak. Şimdi bu arabanın maliyet fiyatı, bakın her zaman diyorum ki maliyet aşağı yazacak. Bu arabanın maliyet fiyatı nedir? 60 bin. Ben bu arabayı ne yapmışım? Satışından zarar etmişim değil mi? Yukarıda ben size az önce ne dedim? Fark yazılacak demedim mi? Fark yazılacak değil mi? Peki farkı nasıl bulacaksınız sevgili arkadaşlar? 60 binden, tamam mı? 60 binden. Bakın şu yaptığınız müdahaleleri. Şimdi 60 bine %30 kar elde ettiniz arkadaşlar. Bakın bunun sistematiği var. %30 karlı fiyatını bulmak için 100'e böleceksiniz. 130'da çarpacaksınız. Çünkü %130 katına çıkıyor. Hani uzun uzun yapmak yok. %30'unu mutlu eklemek yok arkadaşlar. Devam ediyorum. Daha sonra galerici bu otomobile satış fiyatı üzerinden %40 indirim yapmıştır. Şimdi bu fiyatın üzerinden de, bakın şu fiyatın üzerinden de %40 indirim yapıyor. Yani kaça düşüyor arkadaşlar bu? %60'ına düşüyor. Yani %40'ı gittiği için %60'ına düşüyor. O zaman ben bu 60 binden neyi çıkaracağım? 60 bin çarpı 130 bölü 100 çarpı 60 bölü 100. Hangi seçenekte var böyle bir cevap? Bakın arkadaşlar, hangi seçenekte var? Dikkat edelim. Şimdi kitap düzeltmede bu arada. Belki bazı yazım yanlışları görebilirsiniz. Şaşırmayın arkadaşlar. Şimdi bir kere cevap Edirne değil. Bakın niye Edirne değil biliyor musunuz? Çünkü burada zarar olduğu için 60 bin başta olacak. Burada zararlı fiyat olacak. Bir kere Edirne burada tuzak olarak kurdum ben. Edirne yanlış arkadaşlar. Burada çarpı 100 demesinin sebebi de yüzde kaçtır diyor ya arkadaşlar. Siz yüzde kaçtır sorusuna cevap verebilmek için de bunu neyle çarpıyorsunuz? Bakın yüzle çarpıyorsunuz. Örnek veriyorum. 20 liraya aldım, 5 lira kar ettim. Bu yüzde kaçtır dediğim zaman ne yapıyorsun? Çarpı 100 diyorsun. Bakın bu çarpı yüzlerin sebebi de bu arkadaşlar. Çünkü kalıp tam otursun istedim ben. Şimdi A şıkkını tuzak olarak koydum. 60 bin çarpı 130 bölü 100 çarpı 40 bölü 100'ü tuzak olarak koydum arkadaşlar. Çünkü zarar miktarı yukarıda ne olacaktı? Fark olacaktı. Burada eksiklik var, bu da olamaz. Burada arkadaşlar muhtemelen cevabı Ceyhan olarak düzeltilmişti. Şu an diğer matematik hocam düzeltiyor. Bu 60 bin olacak. 60 binden bunu çıkaracak. Yani emin olun size yanlış gelmeyecek arkadaşlar. Zaten kaç gündür kontrolde size bunu da ifade etmiştim. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan olmuş oldu. İşte sizin dikkat edeceğiniz noktalar buralar. Bakın bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Bu videoyu açıp dinlediğinizde değsin. Burada yüzde kaç zarar elde etmiştir diyor ya. Hani yüzde kaç zararı vardır diyor. Siz buraya ne yazacaksınız? Maliyeti yazdınız mı? Yüzde kaçtır diye sorduğum için şuraya da bir çarpı yüzü koydunuz mu? Çok güzel. Peki. Yukarıda ne dedim? Farkı yazacağım. Fark zarar olduğu için buraya ne yazacağım? Maliyet. Bakın maliyet. Eksi satış fiyatı. Şimdi maliyeti ne? 60 bin. Satış fiyatı ne? 60 bin önce %130 yapıyor. Yani %130 zam yaptığı için %130 katına çıkıyor. Daha sonra %60 indirim yaptı. %40 indirim yaptığı için %160 katına düşüyor. %60 katına düşüyor. İşte bu denklem kalıbını eğer anlarsanız birçok yüzde problemini çok hızlı bir şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Karışıkmış gibi gelebilir. Lütfen durdurup tekrar bakın. Önemli olan bir dersten bilmediğiniz şeyleri ekleyebilmektir kendinize. Mesela bu da benim Yektu Mat kitabımdan bir soru. Hilmi her gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısından %25 daha fazla soru çözerek test kitabını bitirmeyi planlıyor. Hilmi bu test kitabını 4 günde bitirmiş ve 3. gün toplam 100 soru çözdüğüne göre bu kitapta toplam kaç tane soru vardır? Şimdi sevgili arkadaşlar her gün %25 daha fazla çözüyor. Yani ben birinci güne ne demeliyim ki? Ben bunu %25 demek ne demek biliyor musunuz? %25 demek 4'te 1 demek.
Yani dörtte birini alabileceğim bir şey olsun 4 gün boyunca. O zaman bu kitaptaki toplam soru sayısına 4'ün bir katı diyelim. Mesela ne diyelim? 256x diyelim. Tamam mı? Birinci gün 256x çözmüş olsun. %25 daha fazla. 256'nın %25'i nedir arkadaşlar? Mesela burada istiyorsanız kısa yolda kullanabilirsiniz ama burada dikkatinizi dağıtmasın diye kullanmayacağım. 64x. 64x daha fazla çözerse o zaman bugün ne çözer? 256'ya 64 ekleyin sevgili arkadaşlar. ...320x. Peki bu birinci gün. Bu ikinci gün. Üçüncü gün ne yapacak? 320x'e... ...dörtte birini alın. Ne gelir o da? 80x mi yaptı? 80x yaptı değil mi? 80x daha fazla çözerse ne olur arkadaşlar? 400x olur. Peki dördüncü gün ne yapacak? 400'ün dörtte birini bulun. Ne geldi? 100x. Yani ne yaptı arkadaşlar? 500x yapmış oldu. Bakın bir sonraki günde artık 4'e bölündükten sonra daha bölünmeyecek. Neden 256x aldım? Çünkü 256 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. Hep dörtte birini alarak gittiğim için kesirlere girmemek için böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Peki burada bana ne diyor? Üçüncü gün toplam 100 soru çözmüştür. O zaman 400x neye eşit? 400x neye eşit arkadaşlar? 100'e eşit. X ne olur? 1 bölü 4 olur. Peki. Bana diyor ki toplam kaç soru vardır? Burayı toplasak nasıl olur? 400 ya da 4'te 1'ini alarak gitsek ne olur? 4'e bölün 64, 4'e bölün 80, 4'e bölün 100, 4'e bölün 125. Toplayın arkadaşlar. 100, 225, 305, 369. Tamam. Yani buradaki olayı ben bir kez daha özetlemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Biz burada neden x diyerek başlamadık? Bakın. Neden x diyerek başlamadık? X diyerek de başlayabilirdik. Peki x deseydik ne olacaktı? X. Bir sonraki gün ne olacaktı? %25 daha fazla olması demek ne olacaktı arkadaşlar? 5x bölü 4. Bir sonraki gün daha fazlası ne olacaktı? 25x bölü 16. Ama siz bunları yapabilir miydiniz? Nasıl oturturdunuz kafanıza bilmiyorum arkadaşlar. Aklınıza gelir miydi? O yüzden ben de ne yaptım burada? Bunu geldim. 4'e bölünebilecek bir şey aldım. Peki mesela niye 16 almadım? Çünkü ben bunu kaç defa 4'e böleceğim? 4 günde bitirdiğim için tam 4 defa bölerek gideceğim. Hatta burada bir kere böleceğim buraya geçerken. Bir kere de buraya. 3 kere böleceğim. Aslında burada bu soru 64x denilerek de çözülebilir. 64x'liği de siz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu burada bırakıyorum. Yani ilk günü 64x'liyip çözebilirsiniz. Bu da benim yine kitabımdan bir soru. Stoklarındaki ürünlerini bitirmek isteyen bir giyim mağazası ceketlerin satış fiyatlarına önce %80 zam yapmıştır. Daha sonra zamlı fiyat üzerinden aşağıda afişi verilen kampanyayı başlatmıştır. Bu kampanyadan 5 ceket alan bir kişi hediye 3 tane ceket alarak toplam 8 tane ceket almıştır. Bu kişiye bir ceket 135 TL mal olduğuna göre bir ceketin zam yapılmadan önceki satış fiyatı kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar bir kere önce bu 100x'e satılıyormuş. %80 zam yapıldığı için ne olmuş? 180x olmuş. Bakın bu soruların mantığı nedir biliyor musunuz? Dikkatli okuyup anlamak. Sonra diyor ki 5 tane ceket alan bir kişi. Şimdi bir kişi 5 tane ceket aldı. Ne kadar para verdi? Buradan 5 ile çarptı. 900x para verdi. Çok güzel. Peki bu adam ne yaptı buna? Dedi ki sana 3 tane de hediye ceket veriyorum. Bu adam 8 ceketi 900x'e aldı. O zaman buna bir ceket kaç paraya denk geldi arkadaşlar? 900x'i ben neye bölmem lazım? 8'e bölmem lazım ki bir ceketin kaç liraya mal olduğunu. O da neymiş? 135. Burada sadeleştirme yapmadan önce işler dışlar yaparsak 135 çarpı 8
bölü 900 oldu. 9'a bölün arkadaşlar. 15. 9'a bölün 100. 15 ile 8'i çarparsanız ne olur? Hatta yine 4'e bölelim. 2. 4'e bölelim. 25. 5'e bölelim. 3. 5'e bölelim. 5. Ne geldi? 6 bölü 5 geldi. Demek ki x buymuş. Bir ceketin zam yapmadan önceki fiyatı nedir? Bir ceketin zam yapmadan önceki fiyatı 100x'ti. 100 çarpı 6 bölü 5 dersem arkadaşlar, 100'ü 5'e bölün 20. 20 kere 6 ne oldu? 120 oldu. Bakın bu da bir yeni nesil yüzde problemi sorusu. Gördüğünüz gibi mantığı da çok basit. Ama buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Biz böyle soruları gördüğümüz zaman inanılmaz bir şekilde korkuyoruz. Hemen pes ediyoruz. Pes ettiğimiz için de ne yapıyoruz? Sıkıntı yaşıyoruz. Mesela şu soruya bakalım. Emrullah her bir arsanın ilan satış fiyatının olduğu bir emlak ofisinde çalışmakta ve her bir arsanın satış fiyatının %2'si kadar komisyon almaktadır. Bir arsayı ilan satış fiyatından %7 indirim yaparak satan Emrullah, bu arsayı ilan satış fiyatından satsaydı 168 TL daha fazla komisyon alacaktı. Buna göre bu arsanın ilan satış fiyatı kaç TL'dir? Komisyon bir ticari işlemin gerçekleşmesi için çalışan ve yardımcı olan kişiye verilen ücrettir. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada şimdi 100 desek, bakın indirim yaptıktan sonra %'ye hesaplamakta sıkıntı yaşarız. O yüzden burada 1000x diyelim. Yani şunun arsanın ilan satış fiyatı 1000x olsun. Tamam mı? Daha sonra burada Emrullah normalde ne kadar komisyon alacak? 1000x'in %2'si. %2'si kadar alacak. 0,0. 0,0. Ne yaptı? 20x. Emrullah normalde 20x komisyon alacak. Ama ne yapmış Emrullah? İlan satış fiyatından %7 indirim yapmış. O zaman 1000x'ten %7 indirim yaparsan ne olur? %93'üne düşer değil mi? Bakın bugün konuştuk az önce. 2,0'la 2,0 gider. Ne geldi arkadaşlar oradan? 930x mi yaptı? Şimdi bu 932'den ne yapacak? %2 komisyon alacak. 932'sinde %2'sini bulalım. Bakın yine ne kadar uğraşmasak da bir kesirli sayı gelecek buradan anladığım kadarıyla. 1'e böl. Ne geldi? 50 geldi. 0'la da 0 gitsin. Ne geldi arkadaşlar? 93x bölü 5 geldi. Ama olsun. Az sayıyla uğraşmak var. Çok sayıyla uğraşmak var. Ve diyor ki Emrullah diyor ilan satış fiyatına satsaydı 168 lira daha fazla komisyon alacaktı. Yani o zaman bu 20x ile bunun arasında ne kadar var arkadaşlar? 168 TL var. O zaman 20x eksi 93x bölü 5 diyeceğiz. Buradan da ne gelir arkadaşlar? 20 kere 5 100. 100'den 93 çıkarın. 7x bölü 5 gelir. Peki bu 7x bölü 5 neye eşitmiş? 168'e eşitmiş. 7'ye bölün 1. 7'ye bölün arkadaşlar. 24 geliyor. İçler dışlar yaparsanız 1 kere x. X eşittir. 120 geldi. Demek ki arkadaşlar ilan satış fiyatı da 1000x'ti. 120 ile 1000'i çarpın ne oldu? 120 bin olmuş oldu. Yani arkadaşlar buradaki ilk aldığımız 100x, 10x, 1000x var ya, soruya göre değişecek. Bakın bu soru kitabımdandı. Bu soru da kitabımdandı. Şu soru da kitabımdandı. Ne kadar çok şey şu anda öğrendik diye düşünüyorum ben. Dikkat edin buna. Şimdi şurada bir soru vardı, atlamıştım. Mesela şu soruya bakalım. Ev almaya hak kazanan kişilere TOKİ aşağıdaki gibi iki farklı ödeme seçeneği sunmaktadır. Paranın %10'unu peşin ödeme durumunda, geri kalanlarını 60 ay eşit taksit. Paranın %30'unun peşin ödenmesi durumunda geri kalanlara 240 ay eşit taksit. Birinci ödeme seçeneğini tercih eden kişinin aylık ödemesi geri ödemesi, ikinci ödeme seçeneğini tercih edene göre 1740 lira daha fazla. Şimdi bakalım. Şimdi burada öyle bir şey diyelim ki geri kalanlar şu 240 ve 60'a da rahatça bölünebilsin arkadaşlar. O zaman ne diyelim acaba buna? Ya da x üzerinden mi gitsek? 100x üzerinden. 100x üzerinden gidelim. Şimdi %10'unu peşin öderse geriye ne kalır? 90x kalır. Bu 90 eksi de
60 eşit taksite ödeyecek. O zaman 1 aylık taksit ne yapar? 90x bölü 60. 1 taksit. Burada evin fiyatı değişmediği için yine 100x arkadaşlar. %30 peşin öderse gelene kalır. 70x kalır. Bu 70x'i de ne yapacak arkadaşlar? 240'a böleceğiz. 240 ayda ödeyecek. Bu da bunun bir taksidi. Diyor ki birinci ödeme tercihini tercih eden daha fazla ödemiştir. O zaman demek ki 90x bölü 60 eksi 70x bölü 240 eşittir ne arkadaşlar? 1740 demeliyiz. Buradan tabi şu sıfırla bu sıfır gider. Bu sıfırla bu sıfır gider. 4 ile de genişletin. 4 kere 9. 36. 36'dan 7 çıkarın. 29 olması gerekiyor. 29 bölü 29x bölü 24 eşittir 1740. Muhakkak sadeleşiyordur. 1740'ı 29'a bölün arkadaşlar. Bir kere sonunda olması için 6 olacak. 6 kere 9 54'ü. Evet. 6. 60 geliyor. O zaman x'te ne olur arkadaşlar şurada? 60 çarpı 24 olur. Peki biz evin fiyatını ne demiştik? 100x. 60 çarpı 24 çarpı 100. Bu da ne olur? 6 kere 24. 144 çarpı 1000. Evin satış fiyatı demek ki 144.000. İşte arkadaşlar yeni nesil soruların mantığı bu. Bu şekilde gideceksiniz. Böyle tane tane teker teker çözeceksiniz. Eğer paldır küldür giderseniz bu iş olmaz. Böyle mantığını anlayanlar. Bakın bir kez daha söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Şu başlarda gösterdiğim kısa yollar var ya. Bunlara dikkat edin. Bunlar böyle basit gibi görünen ama soru içinde sizi inanılmaz hızlandıracak şeyler. Ben bu konuyu yine püf noktaları ile ilgili yine bir videoda çekerim. Ama benim sizden isteğim şuradaki mantıkları güzelce kavramanız. Bakın buradaki anlattıklarımı durdurun. Tekrar tekrar muhakkak dinleyin sevgili arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı çalışmalar diyorum. Çalışmalarımı beğendiyseniz beğen olup abone olmayı unutmayın arkadaşlar.